Hocamla konuşurken efsane bir şey çıktı ortaya. Dedim ki herkesin evinde var herhalde. Sehpanın üzerinde duran o nesne. Dolabı açtığında asla bir daha kullanmayacağım bir teknolojik aparat. İşte eski malzemeler, şarjlar, kullanmadığım fotoğraf makinesi, üzerinden 20 yıl geçmiş. Veya bir şeyin parçası, asla atmaya kıyamadığın her şey. Bir gün dedim bunların hepsini aynı anda 8 milyar dünyalı atmaya karar verse. Bunları mesela geri dönüşüm ünitelerinde toplasak bence iklim felaketlerinin yarısı kaybolur. Sorunu çözeriz. Tüketim ekonomisine darbe mi, katkı mı bilmiyorum. İnanılmaz bir etkide bulunuruz ve yeni bir dünya tahayyülüyle karşılaşabiliriz. Bu bir anlamda da minimalizm. Hocam da öyle söyledi. Gerçekten sadeleşmek mümkün mü? Niye sadeleşemediğimize kafa yormama vesile olacak birkaç şey yaşadım. Birincisi daha evvelden, evlenmeden önce bekar yaşadığım dönemde böyle büyük bir temizliğe giriştim ben. Ve gerçekten çok şeyi attım. Bir anda rahatladım ama baktım evimde büyük boşluklar oluştu. Ve sonra fark ettim 6 ay geçmeden o boşlukların hepsi yeni şeylerle doldu. Bizim böyle boşluk doldurma tarafımız var. Özellikle evlendiğimiz zaman Müge Hanım'la şimdi aynı anda iki ev bir eve taşındı. Ama o evde 4,5 evlik malzeme birikti. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Bir buçuk evlik malzeme attık biz. Yani bizden çıkanlarla bu arada 3 tane ev döşendi. Fakat bizim evde hala fazla bir şeyler var. Geçenlerde kendisinden izin aldım. Dedim ki müsaade edersen 6 aydır hiç dokunmadığımız bazı çekmecelerde bulunan ürünleri ben geri dönüşüme katkı olarak vermek istiyorum. Dedi ki bana göstermeden ne yaparsan yap. O kadar fazla şeyimiz var ki ve hepsinin aslında bir yerde bir amaçla bir şeyi doldurmak ve yapmak üzere alınmışlığı var ama şunu anlam veremiyorum mesela. Bende de var bu. Çoktan piyasadan kalkmış ve bir daha üretilmeyeceği kesin olan cihazların şarj cihazları duruyor ve biz bunları atamıyoruz mesela. Bizim mesela şahsi hastalığımız bu. Bende bir sürü mıngır mıngır kablo var. Ofiste bunun için bir depomuz var. Ama onları ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çok taraflı. Atsan çöpe çevre kirliliği. Tutsan yer işgali. Ne yapacağımızı bilmiyoruz ve çok da üstünde durmuyoruz ama bizim seninle mesela bu boşlukların insanı konusunda konuşma sürecimiz, yazma sürecimiz de galiba genişlemek için boşluğa ihtiyacımız var ve bunlar çok fazla yolumuzda tıkaç ve tökezlettirici nesneye dönüşüyor. Yani bir şekilde buna az bir şey vakit ayırıp hakikaten hayatı bir sadeleştirsek biraz daha ki ben bunu birkaç kere deneyimleyebilirim. Bazı şeye gülüyorum ben. Mıngır kabloya çok iyi bir tanımlama oldu. Yıllardır kablo ile ilgili bir boşluk, bir yansıma bulmak istediğimi düşünürdüm. Şimdi mıngır bunu, evet, bunu doldurdum. Mıngır kablo. Mıngır mıngır kablomuz var öyle. Bunları açtığın zaman bir boşluk oluşuyor. Şu irade bana lazım bilmiyorum. Belki başkasının da işine yarar farkında olarak söyleyeyim dedim. O boşluk açıldığında aynı çer çöple doldurma. O boşluğu biraz kullan. O boşluğu biraz temaşa et. O boşluğun sende yaratıcı bir imgeleme dönüşmesine, bir aksiyona, yeni bir faydaya ya da işleme dönüşmesine izin vermek lazım. Ben bunu pek yapamıyorum. O yıllardır kullanmadığım kendi kendine sıcakta erimiş mumların hepsini attım. Sonra gittim oraya yeniden mum aldım. Yani niye yani? Gene erisin diye oraya niye mum alıyorsun? Bilinçsiz abi, alışkanlık. Bizim alışkanlıklar boşluk doldurma üzerine. Doldurmayalım arkadaşlar, boşaltalım. Yani boş geldik, boş gideceğiz biliyorsun. Boşu boşuna doldurmayalım yani. Hocam detoks, botoks bilmem var ya öyle gardırop detoksu, ev botoksu falan kavramları. Ben şimdi herkes, botoksu gerçekten evet, var mı? Herkes kapıdan içeri şöyle bir girsin kendi evinden mesela bu videoyu izledikten sonra. Sağa sola baksınlar. Her gün aldıkları işte portmantodaki ayakkabı koyduğu yer, ayakkabının kendisi. Yürüdükleri halı, oturdukları koltuk, mutfağa gittiklerinde kullandıkları her şey dışında neredeyse evdeki her şey bir yokluk. Hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı. Asla dokunmadığın yüzlerce nesne var ve asla dokunmayacağın yüzlerce nesne var. Kimisi sadece bir şey dolduruyor. Hani yine o biblioların falan da estetik bir amacı olduğunu düşünerek söylüyorum. Yine de geriye kalan her şey boşluk. Aslında evet ya, yani insanın hayatı asla doğru dolduramadığı boşluklar. Bu arada bir şey getirdin aklıma. Bence önemli. Fizyolojik olarak da mesela o detoks var ya, bir sürü böyle lavabo aç benzeri sıvılar içiliyor, bir şeyler oluyor, insanın dibi dökülüyor. İşte onların hiçbir kıymeti harbiyesi yok, onu net söyleyeyim yani. Dışarıdan aldığın bir şeyle detoks yok. Detoks yeme içmeyi kesince oluyor. Yani içeriği doldurmaktan vazgeçersen detoks oluyor. Ev detoksu yapacaksan önce bir al dur, alma. Ha bir şeyler illa yani onun yerine bunu alayım falan, bu daha beter toksik bir duruma sebep oluyor. O yüzden biyolojiden bakmak her zaman iyidir. İnşallah ben de yaparım büyüyünce. Güzel.